Bu videodan beklentilerim 1. Bu koyu renk rujun inmez alanlarıma bulaşmaması. 2. Bu koyu renk rujun güzel kedili bebeksi gömleğime bulaşmaması. 3. Önümüzden çılgınca kornaya basarak bir sığırın geçmemesi. Eğer bunların hepsi gerçekleşirse muazzam bir videoyla karşınızdayım. Sonunda Türkiye'ye döndük ve çok heyecanlıyım şu anda video çektiğim için. Sabah bir tane daha çektim. Bu yüzümdeki makyajı yaptım. Hatta bu böyle güzel bir muadil videosu gibi bir şey olacak. Böyle 8-9 gündür falan Amsterdam'daydık. Oradaki yaptığımız hem alışverişleri göstermek istiyorum. Böyle Amsterdam planı olanınız falan varsa onu da birazcık fikir vermek istiyorum. Bu arada bunların tamamen dışında Instagram'da Amsterdam diye böyle sabit bir tane story'm var. Alışveriş yapabileceğiniz, ilginizi çekebilecek, yemek yiyebileceğiniz falan güzel yerleri göstererek hepsini tek tek işaretledim. Başlamadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her pazartesi ve perşembe saat 18'de yüklediğim videoları kaçırmamak için de kanal bildirimlerimi açabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Bu video çok uzun olmasın diye böyle hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. İçinde kozmetik var. Eve bir sürü bir şeyler aldık. Kıyafet aldım. Ve hepsi çok uygun fiyatlı. Sadece bir tane şeye birazcık para verdi. O da And Other Stories'de yine %50 indirimde. Hatta ondan başlayayım ya. Niye uzatıyoruz ki? And Other Stories'in bir tane botun çizmesini aldım. Bot mu çizme mi neyse. Böyle arkadaşlar 40 numara giyiyorum ben. Ayaklarım birazcık çocuk metalına benziyor olabilir. O yüzden ekrana inşallah sığar koca ayağımın girdiği ayakkabı. Hotiş bir tane vardı bende böyle ve onu artık canı çıkana kadar kullandım ve hala çok seviyorum ve hala kullanıyorum. Böyle bir şey istiyorum demiştim. And Other Stories indirime girmiş. Ve bu da 150'den 75'e düşmüş euroya. Kenarlarında böyle hem bakır hem gümüş 3 tane şey var gördüğünüz üzere. Bileği çok uzun değil. Bileğinizin birazcık daha üstünde bir tane skinny jeanlerle falan çok güzel olacağını düşünüyorum. And Other Stories'in bu arada bütün koleksiyonu çok güzeldi ama çok pahalı ya. Euro zaten ya euro 5 lira ya. Ya dalga mı geçiyorsun? Euro ne demek ya 5 lira? Geçen gün bir tane ekonomistin sanırım bir tweetini görmüştüm. Adam diyor ki 10 yıllık kalkınma planını yaparken euronun bu sene 1.9 TL olacağını düşünüyorlarmış. 5 lira yaptılar sığırlar. Neyse sinirlenmiyorum. Sonra Primark'a gittik. Primark çok 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 ucuz bir yer. Primark'ın kozmetik ürünleri de var. Onları da göstereceğim. Hatta onlarla bir tane de video yapacağım muhtemelen. Çünkü neden? Eğer yurt dışına gidecek olanlarınız varsa Avrupa'nın birçok şehrinde var zaten Primark ve çok 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 uygun fiyatlı. Söyleyeceğim az sonra elime geldikçe ürünleri. İnanamayacaksın. Primark neredeyse 10 euronun üstünde hiçbir şey satmayan çok tatlı bebeksi bir yer. Bu da 10 euroluk bir çanta mesela. Ben yazın böyle illa 12 yaşında bir insana dönüşmek zorundayım. Böyle çantalara bayılıyorum ve bu da çok tatlı bence. Zaten Primark'ın içinde gezerken Burak aldı getirdi bunu bana. Sen buna bayılırsın diye. Bu çizgili terlikleri aldım. Böyle dümdüz hem üstü kumaş, denizci vibe'lı kıyafetler giyinizde veya kıpkırmızı giyinince falan böyle veya çok böyle French görünebilecek bir şeyler giydiğinizde de tatlı olur diye düşünüyorum. 8 euro. Gerçekten. Ya bu arada Primark'tan aldığınız şeylerden çok yüksek kalite falan beklemeyin ama özellikle bir sezon kullanmalık bir şey istiyorsanız veya böyle çok gözünüz olan ama çok çok fazla da kullanmayacağınızı düşündüğünüz, bir sezon sonra sıkılacağınızı düşündüğünüz bir şeyler istiyorsanız alabilir. Mesela ya bu tüylü terliklerden o kadar çok baktım ki. Bunlar da böyle baktığınızda çok dandikos duran ama ayakta inanılmaz tatlı duran terlikler. Video çekerken kapıya misyonerler geldi desem. Sandaletten bahsediyordum. Bunu da 8 euroya aldım. 10 mu acaba? Bu genişlik var ya, benim ayaklarım çok kemikli, ipince böyle. Böyle şeyler giyince o böyle kemikli, o parmaklarımın birleştiği yerdeki hani o genişliği falan her şeyi kapatıyor. O yüzden çok seviyorum. Çok da para vermeye gerek yok bence böyle bir şey. Sonra yine 8 euroya alınmış olan bir başka çok tontiş. Yine düz ayakkabı. Kırmızı ayakkabım da yoktu. O yüzden aldım bunu da. Aslında bunu daha iyi, daha kaliteli bir şey alabilirdim ama niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Yani bu arada bazı şeyler de çok kaliteli ve çok iyi çıkıyor. Benim mesela çok beğendiğiniz boğazlı, böyle tüylü tüylü, kısa kollu 3-4 tane bluzum var. Onları da Londra'daki Primark'tan almıştım. Onları da acayip ucuz almıştım. Senelerdir giyiyorum. Hiçbir şey olmadı mesela onlara. Belki bunlar da öyle çıkar. Şans. Sonra erkek bölümünden kendime parmak arası terlik aldım. Üstünde böyle minik flamingolar var. Aynısından Burak'a da aldım. Bir tane böyle bel çantası aldım. Minnoş bir püskülü var. Böyle keten. Burası da uzatılabiliyor, kısaltılabiliyor. Bu bel çantalarını böyle çapraz takmaç, böyle kol altına getirmeç falan gibi. Ay azıcık kalkmalıyım. Böyle böyle. Giyme şeyim var, hedefim var ama bakacağız. Bu da yine çok ucuzdu. Galiba 6 euro falan. Herhalde hiç gerçekten 10 euronun üstünde hiçbir şey almadım. 6 euroya böyle bir sweatshirt aldım.
altı kesik, kollarının ucunda böyle lastikler var. Yakası da birazcık açık. Böyle çok Fransız görünebilecek gibi geldi. Yani mesela bu az önce bahsettiğim kırmızı ayakkabı ve altına böyle siyah bir pantolon, yüksek belli. Çok tatlı olur bu. Bir sweatshirt daha aldım. Bunda da yine böyle bonjour yazıyor. Boynu çok güzel bunun. Upuzun. Sıkıştırabiliyorsunuz. Sonra yine erkek bölümünden aldığım bu yaprak desenli tişörtü çok beğendim. Ama bu Burak'a da oluyor. Muhtemelen bunu ortak giyeceğiz Burak'la. Burak benden nefret ediyor. Şöyle her şeyine dadanıyorum gerçekten. Bir de bu üzerinde Gryffindor yazan düz beyaz tişörtü aldım. Şimdi böyle kadife gibi bir şeyle yazmışlar. Potterhead'ler bayılır. Şimdi diğer kıyafetleri bitireyim. Primark'ın kozmetiğine geri döneceğim. Bir de Monki'ye gittik. Bir tane beyzbol şapkası istiyordum böyle. Saçımdan nefret ediyorum ya. Saçımla uğraşmaktan nefret ediyorum daha doğrusu. Saçımdan nefret etmiyorum. Saçlarımı çok seviyorum. Özür dilerim. Öyle bir şey demek istemedim. Sadece dışarı çıkayım, bir kahvaltı yapayım, geleyim falan dediğim zamanlarda, saçımla başımla hiç uğraşmak istemediğim zamanlarda özellikle yazın bunu böyle takacağım. Böyle takmayacağım tabii ama. Sonra bir de There's No Planet B yazıyor üzerinde. Monki'nin yine organik kotondan yapılmış türbe yeşili bir bluzunu aldım. Tişörtünü, Bosbol. 12 euroya almışım bunu da. Kare geliyor böyle, hani datlar kız kesimi değil. Aşırı Bosbol olduğu için bunu böyle distressed, yırtılmış, hani böyle gri siyah, yüksek belli, bol, kısacık şortlar. Öyle bir şeyle bunu kombinlemek istiyorum ama henüz o mükemmel şortu bulamadım. Şort alışverişi yapmak çok zor ya. Nefret ediyorum. Bak, bir jean alışverişi yapmak ve şort alışverişi yapmak gerçekten çok zor. Böyle bir yere gittik. Nüve. Tuhaf bir işte şeyde görürsünüz yine. Storylerimde var orası da. Aşağıda hatta şey isimlerini yazmaya çalışacağım hepsini. Siz eğer Google'larsanız zaten haritalardan direkt bulabilirsiniz hepsinin yerini. O kadar çok şey var ki tam böyle ıvır zıvırcı bir yer orası yani. Ben bu defteri aldım. Bunlar 5 yıllık kısa günlükler. One line a day. İçi böyle görünüyor. Haziran'ın 27'si. Şurada başında sadece 2000 yazıyor. Yanında 2000 mesela 18 yazıyorsunuz. Bu kadarlık bir şey yazıyorsunuz. Sonra ertesi güne geçiyorsunuz. İşte Haziran'ın 8'ine geliyor bu kez. Yine 2018 yazıyorsunuz ve buraya o kısacık şey yazıyorsunuz. Sonra bu bitiyor. Sonra en başa dönüp ocağın 1'inde bu kez yukarıda 2018 ve ikinci sıraya 2019 yazıyorsunuz. Ve böylece aslında her gün bir önceki senelerde neler olduğunu da bir böyle görebileceğiniz bir fırsat yaratmış oluyor size ve 5 yıl boyunca kullanacağınız çok kısa notlarla o günü hatırlayabileceğiniz ve minik ve bence çok tatlı hatırası olacak böyle günlük gibi bir şey. Türkiye'de satılıyordur muhtemelen, vardır bir yerlerde. Sonra Monki'den 2 tane gözlük aldım, onları söylemeyi unuttum. Bir tanesi çok cool. Bu üçgen gözlükler aşırı moda ya. Hem aynalı hem üçgen hem kenarları böyle gri. Bu tarz sadece hani modası hızlı geçecek modellere ben yüksek fiyat vermeyi sevmiyorum. Bu arada bizim kaldığımız ev Nordermarkt denilen bir yer, yani kuzey pazarı diye. Onun tam önündeydi. Evle ilgili de çok fazla story attım bu arada. Hatta storylerden bir tanesini evin Airbnb linkini de koydum. Hani böyle yukarı kaydırıp gidebileceğiniz şekilde. Bayağı bir mesaj geldi bu arada evle alakalı. Evin kendisi çok güzeldi. Fakat Amsterdam evlerine girilmiyor ya böyle. Bu kadarcık böyle dar merdivenler. Elimizde eşyalarla iniyoruz aşağıya. Ve yağmur elimdeki eşyalarla düştü. O kadar dardı ki düşemedi. Yani böyle oldu. Hık! Diye kaldı. Ya yere bile düşemedi. Kayıp gidemedi bile kız. Yani o kadar dardı. 1800'lerde falan yapılmış bir ev olduğundan dolayı öyleydi. Manzarası falan çok güzeldi. Yeri çok güzeldi. Özellikle de önündeki pazar muhteşemdi. Haftanın iki günü organik pazar. Diğer günlerde böyle ikinci el ıvır zıvır falan hani öyle bir pazar oluyordu. Amsterdam'ın birkaç yerinde olan Sissy Boy diye bir marka var. Böyle çok tuhaf bir yer. Kıyafet de satıyor. Dekorasyon ürünleri de satıyor. Mobilya böyle sandalye falan bile satıyor. Çok güzel şeyler vardı ama yine taşıyamayacağız diye çok fazla alamadık. Ama bunlara da gerçekten karşı koyamadım. Arkaları çerçeve. İsterseniz duvara da asabiliyorsunuz. Böcükler var üstünde. Yan yana almak istedim ve bu 3... da 5 euroydu. Bu arada Amsterdam'la ilgili en önemli şeylerden bir tanesi bence dekorasyon anlamında çok uygun fiyatlı, çok güzel şeyler bulabileceğiniz yerlerin var olması. Çok pahalı, inanılmaz tasarım şeyler de var ama ya mesela Saks Fifth Avenue'nun orada outlet'i var ve bayağı tasarımcıların ürünleri var ve ben inanılmaz güzel bir puf beğendim. Koskocaman. Ve 40 euroydu. Az öncekilere benzer şekilde bu sefer de Tiger'dan. Tiger değil, Flying Tiger adı. O da bir Kopenhag markası. Onu da neredeyse Avrupa'nın her yerinde bulabilirsiniz. İnanılmaz, ucuz, efsane, hiç ihtiyacınız olmayan ama çok ucuz oldukları için bir anda böyle dikkatinizi çekip acaba bunu alsam mı diyeceğiniz bir ton şeyle dolu bir yer. Bunları aldım.
böyle. Ve bunların tanesini 3 euroya aldım. Bu aralar duvarlarla kafayı bozduk. Hemp Story diye bir yer var. Onu da adını yazacağım aşağıya. Marihuana yaprağıyla yapılmış olan ama uyuşturucu olmayan çok güzel şeyler satıyor. Mesela kremler var, yağlar satıyorlar. İşte böyle rahatlatıcı bilmem ne aromaterapi şeyleri satıyorlar. Ve çok güzel böyle dekorasyon malzemeleri satıyorlar. İşte kenevir yaprağından elde edilmiş iplerle örülmüş bilmem neler falan filan. Böyle çok güzel bir yer. Oradan böyle bir poster aldım dev. Bunu ben böyle sulu boyayla çok azıcık renklendireceğim muhtemelen. Böyle koyu yeşilli, açık yeşilli falan böyle çok dağınık dağınık. Sonra geniş bir paspartuya oturtup çerçeve yaptırıp sonra o çerçevenin üstüne de Yağmur, kendisinin deri atölyesi olduğu için, North Fox diye bir markası olduğu için, etrafına deri geçirecek diye planladık. Ama işte ne zaman olacak bakalım bunlar. Bunu alacağım kesin. Böyle kenarda bekleteceğim. Onu yapmaktan nefret ediyorum ya. Sonra geri Tiger'a döneceğim şimdi. Böyle çok tatlı tontiş bir tane ledli lamba aldım Tiger'dan. Bu çocuk bölümündeydi. Aslında şu anda açtım. Rengi değişe değişe gece lambası haline geliyor. Bunu arkama koyacağım. Çünkü çok tontiş değil. 8 ila 10 euro arası bir şey almış olmam lazım Tiger'dan. Sonra yine Tiger'dan bunu aldık. Şu ucunu kırmışım. Düzgün kırmışız. Parçası da duruyor. Yapıştıracağım. Ve Tiger'dan son aldığımız ve kozmetiklere geçmeden önceki son parçamız da bu bere. Şu an saçıma takamayacağım ama içi polar pembe. Dışı da böyle geometrik desenli pembe pomponlu. Bulamıyorum ya. Değişik bere bulamıyordum. Merve çok iyidir. Bak Zodyaklı bere konusunda bir dünya markasıdır. Şimdi o zaman kozmetiklere geçebiliriz. Hepimizin heyecanla beklediğim. Kozmetiklerin büyük bir kısmı Primark'tan olmakla beraber bir de onların Ethos diye bir drugstore'u var. Oradan da aldım. Diğer yüksek fiyatlı ürünlerin neredeyse hepsi burada olduğu için almadım yani. Hani saçma buldum. Artık kozmetiğin devleşmesi göz ardı edilemez bir şey haline geldiği için bütün böyle büyük markalar kendi kozmetik şeylerini çıkartıyor. Bu da Primark'ınki PS markası. Yine çok uygun fiyatlı. Tamamen KKW Cosmetics'in muadili gibi göründüğünü de söyleyeyim. Renkler öyle olmasa da bir swatchlayalım. Hiç tabii denemedim orada. Çünkü gerçekten o kadar kalabalık oluyor ki. İlk rengimiz altın. Ne kadar güzelmiş. Dehşete düştüm. Çok özür dilerim. Tam böyle altın yansımalı ama pembenin içerisine çok fazla altın koymuşlar. Simsim değil, tamamen yansımasından öyle. Birazcık daha fazla süreyim de daha iyi görün. İnşallah dudakta yamalanmaz ama şu anda elimde acayip görünüyor. Bir sonraki rengimiz de bu. Bu da bir lip gloss. Tam renkli ve opak bir lip gloss. Üçüncü rengimiz. Bu tabii mat kuruyacak şimdi. Bu da daha pembe, daha soğuk bir renk. Bence gerçekten mükemmelmiş. Dudakta nasıl durur, gün içerisinde ne hale gelir, parçalanır mı, kurutur mu falan onu bilmiyorum ama sadece ve sadece renk olarak bakarsanız bence çok iyi seçimler yapmışlar. Az önce gördüğümüz o rujlarla aynı koleksiyondan bir tane böyle 32'li far yapmışlar ve 10 euro bu. Bunun renkleri çok hoşuma gitti ama testler yoktu, swatchlayamadım. Birkaç tanesine bakalım beraber. Mesela... Oha! Ne kadar yumuşaklar. Nasıl oluyor ya? Primark Bey ne yapıyorsunuz? İyi de o zaman bir daha hiçbir şeye para vermeyelim bence. Ya bence vermeyelim zaten. Pembe birazcık sadece parçalandı. Bence bir şey söyleyeyim mi? Bence bunlara kesin video yapayım ben. Sonra bir de böyle paletler vardı. Bu elimdeki Chocolate Contour and Eyeshadow palet. 8 euro. Aynaları yok maalesef. Two-faced'im ben. Cilik var burada fark ettiyseniz. Anladığım kadarıyla aslında hem gözde hem yüzde kullanılabilecek renkler şu dördü. Yani bu multitasker denilen şeyler var ya, tozlar var ya, her işe yarıyorlar. Yani bunu mesela isterseniz geçiş rengi yaparsınız, isterseniz allık yaparsınız. Bu kakao renklerini de aynı şekilde isterseniz yüzünüze, isterseniz gözünüze sürebilirsiniz. Diğer az önce gösterdiğim bu Nude palete göre birazcık daha sert. Bu aydınlatıcıyı birazcık görebilmek istiyorum. Diğerlerinin rengi çok açık. Çok fazla görünmeyebilirler ama geçiş rengi olarak da gerçekten yüzde de kullanılabilirler. Biri amber, biri beri adlı. Böyle iki tane far palete aldım. Bunların da her biri 8 euro diye hatırlıyorum. Bunlar biraz Urban Decay'lere benziyor. O zaman biraz da seni swatchlayalım tatlı kız. Ellerimin aşırı kemikli olması sebebiyle son ikisi berbat oldu ama yani yine de bir fikir verir diye düşünüyorum. Bence çok iyilermiş ya. Şimdi sıra Berry'de. Berry'den de bir şeyler swatchlayalım. Bunun da renkleri böyle. Ben çok mutluyum şu anda bunları aldığıma. Hatta Primark olan başka bir ülkeye daha gidersem gerçekten bunların devamını alacağım. Umarım az önce gösterdiğim düğünde başka renklerini yaparlar. Bir tane daha Primark ürünü göstereceğim. Yine Anastasia Beverly Hills'in yaptığı
dörtlü highlighterlarda. Tabii ki onun renkleri değil ama iki tanesi biraz daha metalik. Diğer ikisi biraz daha alt. Bu paletin de dört tane rengi böyle. Tabii tamamen sırasız bir şekilde yapmam saçma oldu ama bir de elimde görelim bakalım. Şu an gördüklerime inanamıyorum gerçekten. 7 euroya almışım. Tabii bunlar böyle fiyatlar olunca yabancı youtuberlara kolay. 10 dolar altında en iyi 20 ürün. Ben 10 TL altında 10 tane ürün bulamam yani Türkiye'de. 3,5 euroya aldığım 2 tane highlighter göstereceğim. Bunlar Double Dimension Highlighting Powder'larmış. Bu daha sarı renkli olan Gold Dust. Daha pembe olan da Peach Shimmer. Bunların ambalajı çok iyi. Ve gerçekten krem gibi. Bunlar tam ıslak metalik highlightlar. Kesinlikle içlerinde 1 gram bir resim yok. Sadece yansıtıcılar. Son iki Primark ürününde bir tanesi bu fondöten. Bu My Perfect Color adlı fondöten. Perfect Finish Foundation'mış ismi. Orta kapatıcılıkta ve yarı mat bir bitirişi varmış. Bitişi varmış. Bitiriş değil, bitiş. 3 euroya almışım bunu da. En son olarak da 5 euroya aldığım bu Milk Makeup'ın yaptığı holografik sticklerin neredeyse birebir aynısı olan bu krem aydınlatıcı var. Bakalım eğer bundan da iyi sonuç alırsak ben oynamıyorum artık arkadaşlar. Bu az önce gösterdiklerime göre daha az metalik, daha yansıtıcı ama bence ay çok güzel ıslak gösterebilir bu suratı ya. Bu hatta makyajsızken de çok güzel durabilir. Eğer gözeneklerin üzerinde durmazsa ve eğer tam olarak kurursa, yani transfer olmazsa oraya buraya, makyajsız günlerde kullanılabilir. Veya bunu sürüp üstünde belki tozla sabitleyebiliriz de. Bunun ismi bu arada PHR Hydrating Highlighter Stick. Ve son olarak da az önce bahsettiğim gibi Etos'a gittik işte onların drugstore'u. Ve şey, Makeup Revolution Türkiye'de olmayan ama benim bu Redemption paletleri çok seviyorum. Romantic Smoke diye bir rengini aldım. Daha morlu pembeli ve çok soğuk tonlardan oluşan bir renk. Benim çok fazla herhalde soğuk paletim olmadığını düşünüyorum. Buraya da linkleyeceğim Makeup Revolution videosunu. Bu paletleri, bu layout'ta olanları yani bu şekilde olanlarını çok seviyorum. Türkiye'ye hiç gelmemiş olan bir tanesi sırf merakımdan aldım. Epic Nights paletmiş. Böyle 4 tane yüz pudrası, diğerleri de göz renkleri, tozları. Keşke bunlar yarı, hani böyle 3 sıra olsaymış, daha küçük olsaymış, daha çok renk olsaymış dedim. Şu çok kireç ve berbat ama diğerleri daha kremsi, hatta kremden pudraya gibi. En güzel renklerden bir tanesi bu. Bunu göz üstüne falan da kullanabiliriz diye düşünüyorum. En son 3 ürünüm de Türkiye'ye gelmeyen Makeup Revolution'ın bu minik teklileri. Bunların tanesi 50 euro cent. Bunları övüyorlardı bayağı bir. Tekli farları ve tekli bir tane allık aldım. Bu altın rengi olan farın adı Mountains of Gold. Diğer gümüş metalik yansımalı olanın ismi Frozen. En sonda da burada bir allık var. O allık da Now adlı. Güzel böyle nude bir pembe. Hafif soğuk bir pembe. Ve böylece 9 günlük falan Amsterdam tatilimiz boyunca aldığım her şeyden bahsetmiş oldum. Bunların Primark olanlarına kesin bir tane video yapacağım. Bu videonun asıl amacı birazcık böyle minik bir Amsterdam rehberiyle karışık. Hani azıcık size de ilham verecek küçük şeyler göstermekte. Aynı zamanda da böyle çok ucuza, çok iyi alışveriş yapabileceğinizi aslında yurt dışına gittiğinizde onu göstermekte. Yani illa Prada'lardan falan alışveriş yapmaya gerek yok yani. Özellikle Amsterdam'da bir sürü küçük dükkan var benim hiçbir şey almadığım veya burada göstermediğim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım ilham vermiştir, hoşunuza gitmiştir. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere.